Şimdi haftalardır bir gündemi var Türkiye'nin. Sedat Peker'in bir takım iddiaları var. İddiaların hedefinde Süleyman Soylu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Fakat bir fotoğraf var şimdi. O fotoğraf tartışılıyor. Sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaymakamlarla, yeni atanan kaymakamlarla çektirdiği bir fotoğraf var. Kaymakam adaylarıyla. Ve bu fotoğrafta ilk defa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yok. Süleyman Soylu fotoğrafta niye yok? Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz. Bugün İçişleri Bakanı hakkında korkunç iddialar var. Artık kol kırılır, yen içinde kalır diyerek bu işleri geçiştirmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanıyla kaymakamların toplantısında Sayın Süleyman Soylu'nun o fotoğraf karesinde olmaması da bu sıkıntının daha daha büyüdüğünü, büyümeye devam edeceğinin bir göstergesi. 8 Haziran'da Beştepe'de çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kaymakam adaylarının hatıra fotoğrafı. Hakkındaki iddialar sonrası Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı Soylu'ya sahip çıkmıştı ama o fotoğraf karesinde yer almamasına dikkat çekiyor muhalefet. Kaymakamlarla ilgili toplantı var. Geçmişte bu tip toplantılarda İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı birlikte fotoğraf verirlerdi. Ama bu defa bu fotoğraf verilmiyor. Belli ki sıkıntı büyük. Azdan az, çoktan çok. Fotoğrafı Cumhurbaşkanlığı paylaştı. Muhalefet İçişleri Bakanı'nın kendisine bağlı kaymakamlarla ilgili Beştepe'de yapılan geçmiş toplantılarda yer aldığını hatırlatırken 8 Haziran'daki toplantıda olmamasını manidar buluyor. İçişleri Bakanı yürütülecek soruşturmanın selameti bakımından istifa etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak araştırma ve soruşturma komisyonlarında hesap vermek durumundadır. Benim görevim resmi gazete gece saat 2'deki 3'te çıkacak bir haberde biter ya. İçişleri Bakanı istifa çağrılarına böyle yanıt vermişti ama istifa sesleri dinmedi. Soylu'nun her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var iddiası sonrası da AK Partili 15 vekilin parti yönetimine İçişleri Bakanı ile ilgili rahatsızlığını ilettiği gündeme gelmişti. 15 vekil toplantı yaptı, bilgisi de içerik olarak ifade edilen konularda Bülent Turan'a şu konuda görev verildi iddiası da doğru olmalı, ifade etmek isterim. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan kulis bilgisini yalanladı. Ama haberi yapan BBC Türkçe sonrasında Turan'la yaptığı görüşmede milletvekilleriyle bir değerlendirme toplantısını yaptık ancak bana bir görev verilmedi. Bu nedenle 15 milletvekili rahatsız ifadesine katılmıyorum dediğini yazdı. Haberin arkasındayız diyerek. AK Parti içerisinde bir sıkıntının olduğu, bir dağılma sürecinin başladığı çok net, açık görülüyor. O suç örgütü elebaşı bir AK Parti MKYK üyesine 10 bin dolar değil, çantayla para verdim diyor. Bu söz söylenmişse bir ihtiyaç olduğu için söylenmiştir. Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz? Savcıdan elini kimse tutmuyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek de Karar Gazetesi'nden Ahmet Taş getirene konuştu. İddialar için bunu görmezden gelebilir misiniz diye sordu. Daha önce de iddiaların binde biri doğruysa felaket ve sıkıntıdır demişti. Cumhurbaşkanı yeni günde tek cümleyle kirli gündeme itibar etmeyeceğiz dedi ama muhalefet tepkili.